100 kat kesinlikle çok fazla. İçinde 100 pirzola olan bir burgerin üstesinden gelir miydin? Veya Oreo dağı? Ama kahramanlarımız seçim yapmak zorunda değiller. Challenge'daki tüm denemelerden geçmek zorundalar. Dersin tam ortasındayız. Ancak birinin umurunda değil bile. Tüm dikkati Cheetos paketinde ve tüm dünya beklesin. Bu arada öğretmen sadece bu kadar uğraşmakla kalmıyor. Çabalarından dolayı bunu alıyor. Ayakkabılarının altında donat. Bu şekilde düşebilirdi. Bu nasıl bir sınıf? Hepsi yemek yiyor. Mike da mı? Ama öğretmen buna katlanmaktan bıktı. Burası onların yemek odası değil. Oy, işte doğum günü. Ve çocuklar bir hediye bile hazırladılar. İyi. Doğum günü kızı bunun ne olduğunu düşünüyor. Vay canına, bu bir sürpriz. 100 katmandan oluşan bir meydan okuma. Görünüşe göre kutuya bunu koymamıştılar. Ve işte ilk tur. Bu kocaman bir pasta. Gökdelen gibi uzun boylu. Pekala, her şeyi parçalama kesme zamanı. Ama burada küçük olanlar işe yaramayacaklar. Ethan rüyada olduğunu düşünüyor. Tatlı bir rüya. İstediğin kadar pasta yiyebileceğin bir yer. Ama planı başarısız oldu. O çok da zeki biri değil. Şimdi de Wendy için bir dilim. Ve o da kendi payıyla başa çıkamadı. Görünüşe göre bu pasta o kadar basit değil. Ve doğum günü kızı tümünü alacak. Utanma, kimse onu nasıl yediğini göremez. Kuralları ve ön yargıları boş ver. Manzaraya bak ya, tatlı kızdan hiç iz kalmadı. Galiba sığmaz hiçbir şey artık. Hey kalk, şimdi gidip yüzünü yıkama zamanı. Kim bu kadar kurnaz burada? Tabii ki bir elmanın yerine bir soğan verirseniz o zaman harika bir tepki bekleyin. Bu komik olacak. Garanti ediyoruz. İşte öğretmen geldi. Bu kadar nazik ve iyi öğrencilerine sahip olduğuna inanmıyor. Evet, tatlılar. Hiçbir şeyi söyleyemezsin. Öğretmene soğan yedirdiler. Ama komikti. Kate bayağı komik. Sonuçlarından bile korkmuyor. Ama öğretmen de hileler biliyor. Ama öyle ki azalmayacak. Ne korkunç bir ses. Kemiklerine kadar giriyor. Bu ne? Meydan okuma mı? Evet. Aynı meydan okuma. 100 katman. Ve bu sefer başrolde bir soğan var. Kate, bunu ilk sen başlattın. Şimdi ağlama. Ama burada bu kadar soğan varken nasıl ağlamayabilir ki? Korkunç. Onu nasıl yiyecek? Gerçekten çabalıyor ama bu insan gücünün ötesinde. Öğretmeni ise her zamankinden daha komik. Gerçi kokusu gerçekten korkunç. Öğretmenin bile gözleri yaşarmaya başladı. İkisi de ne haldeler? Hemen bir korku filminin kapağına gidebilirler. Yıkanmaları gerekiyor. Bir de görebilir maazallah. Of ya, bu sıkıcı. Daha bir fikrim var. Oreo. Ve ne kadar büyükse o kadar iyi. Evet, bu burgerin doldurulması için uygun. Şimdi de... Biraz kırıldılar. Ama tadı hiç bozulmadı. Bu tür burgeri daha sık yemeye değer. Ve bu tarifi çok para için satmaya değer.
Evet, yakaladım seni. İşte sana bir test. 100 tane Oreo. Yemeğe dene. Etkileyici görünüyor. Sakın düşürme, yoksa kesinlikle kaybedeceksin. Vay canına, bunu nasıl yapıyorsun? Çok hızlı yiyorsun. Bu adil değil. Bak, sanırım hesaplamalarda biraz yanlışım. Evet, daha fazla kurabiye almalıydım. Korkunç. Keşke bunu görmeseydim. Bir makine gibi yiyor. Her yönden sadece kırıntılar çıkıyor. Evet, bunu hiç beklemiyordum. Daha bir büyüyen bir vücuda gerekiyor da. Ama böyle bir iştah. Bir yerlerde kesinlikle yanlış hesaplamışım. Bu da ne? Meydan okuma mı? Mike test çözüyor. Ama bir şey onu engelliyor. Evet, sakız. Ama onu çöpe atmak yerine oldukça iğrenç bir şey yapıyor. Evet, bir öğretmen bunun için kesinlikle övmez. Ve bu tür bir kabahat için onun da bizim mücadelemize katılması gerekecek. 100 kat sakız. Basit bir şey değil. İlk başta çok havalı görünüyor. Ama sonra bir kere de çok fazla sakız çiğnemek o kadar da kolay olmadığını anlıyorsunuz. Ama Mike inanılmaz bir öğrenci. Bu arada rekor süreç içinde başardı. İyi hazırlık yapmadan bunu tekrar denemenizi önermiyoruz. Öğretmen bir şeyden şüpheleniyor. Burada bir hile var mıydı? Evet, anlaşıldı. Mike onu kandırdı. Tabii ya. Nasıl bu kadar sakız çiğneyebilirdi ki? Ama öğretmen pes etmiyor. Mike kötü bir öğretmeni kandırdığı için mutlu. Tam anlamıyla eğleniyor. Gerçek bir palyaço gibi kakkabazlık yapıyor. Kızlar çok sevindiler. Ve sonra kötü bir öğretmen ortaya çıkıyor. Ne olacak şimdi? Evet, onları yalnız bırakmak en iyi fikir. Dönüşe göre kavga olacak. Mike biraz gerildi ve hokkabazlık yaptığı şeyi korkudan attı. Ups! Çiğ yumurta! Öğretmen öfkeli. Ama kendisi de suçlu. Onu korkutmamalıydı. Ama şimdi yaptıklarından kesinlikle sorumlu olacak. Burada 100 katman challenge olduğunu unutmayın. Ve bu yüzden şimdi ilginç bir şey olacak. Mike, yumurta sevenler için bile bu çok fazla. Peki ya sana? Ama çok memnun bir yüzü var. Belki de öğretmen yine yanlış yaptı. Mike çok acıktı. Tabii ki sakız 100 kat bile olsa da yemek değil. Ve şimdi iyice yiyecek. Hatta çatal bıçaktan vazgeçmeye karar verdi. Bu şekilde yumurta yemeye denediniz mi? İnan bana bu çok daha lezzetli. Belki anne babanız bundan hoşlanmayabilir. Ancak onlara bunun sadece iştahı arttırdığını söyleyin. Mike öyle yiyor ki öğretmen bile acıktı. Paylaşır mı acaba? Galiba istemiyordu ama mecbur oldu. Öğretmen geriye kalanları kendine aldı ve bir şeyler atıştırmaya karar verdi. Evet, omlet kesinlikle başarılı oldu. Lezzetli. Burada neyimiz var? Aşk hikayesi mi? Ama bu Kate için bir hediye değil. Bu şekerli kola. O da sağlıklı besleniyor. Fazladan kaloriye hayır. Ama aslında her şeyi daha lezzetli hale getirmeyi çok seviyor. Burger diyet yemeği değil. Ama
ama çok lezzetli. İşte öğretmen geldi. Her zaman farklı bir dünyadan geliyor sanki. Ve yine meydan okuyor. Evet tatlım, katılmak zorundayız. Çok sevdiğin burgerlerden yapılmış bir kule. Bu üzüntü için bir sebep mi? Senin yerinde olsaydık sevinirdik. Bu gerçek bir neşe. Öreğin soğan gibi değil. Ömür boyu hamburgeri yiyeceksin. Kate challenge'ı başardı. Ama burada bedeni açıkça acı çekti. Ethan'a bile gülünç geliyor. Ne sevgisi ya burada? Neden derslerde hep böyle acıkmak istiyorsunuz? Yiyecekleri sınıfa götürmeniz ne yazık ki olmaz. Keşke pizza olsaydı. Oh, tam ihtiyacım olan şey. Öğretmen sana ne teklif edeceğini biliyor. 100 kat pizza. Bu çok daha iyi. Yapabilirsin değil mi? Kontrol edelim. Zaman geçiyor ve kule daha az bir şey olmuyor. Ketçap ister misin? Ama sadece kafana. Başaramadın. Sonunda ben de şanslıyım. Ama neden burada toplandınız? Wasabi mi? Hayır, teşekkürler, gerek yok. Kate, Mike, bu sadece bir oyundu. Sadece şakaydı. Lütfen yapmayın. Of, sizi neye öğrettim ben? Kate, her zaman iyi bir ilişkimiz vardı. Sen neden bahsediyorsun? Bu vahşi bir miktar wasabi. Bununla nasıl başa çıkabilirim ki? Millet, hoşça kalın. Ölümüm sizin yüzünden olacak. Bilin şunu. Yanıyorum. Mike, teşekkürler. Sonunda beni kurtardın. Kola ile çok daha iyi. Evet, hiç fena değil. Sadece doğru içkiye ihtiyacım vardı. Teşekkürler çocuklar. Harika bir yemek oldu. Harika bir video değil mi? Öyleyse beğenmek tuşuna bas ve arkadaşlarınla paylaş. Bu arada kanalımıza abone ol ve güle güle.